tabii biz tarihte açılışını yapacağız. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımına geçen yıl başlanan Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde sona yaklaşılırken Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ise ilçe ve bölge halkına hizmet vermeye başladı bile. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplam 5507 metrekare kapalı alana inşa edilen merkezde 12 derslik, 500 kişilik tiyatro salonu, cep sineması, bowling salonu, fitness, kütüphane, satranç, müzik, resim ve folklor odaları, masa tenisi, geleneksel el sanatları galerisi, teşhir ve internet salonları yer alıyor. 20. yüzyılın önde gelen halk ozanlarından biri olan Aşık Veysel adına yapılan kültür merkezi bu yıl açılışa hazır hale getirilecek. Diğer yandan ilçelerde de ağız ve diş sağlığı merkezlerini yaygınlaştıran Sağlık Bakanlığı, Şarkışlı ilçesinde 10 ünitelik binanın yapımını tamamlarken ağız ve diş sağlığı merkezi kısmi olarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Şarkışla başta olmak üzere Gemerek ve Altınyaylı ilçelerinden gelen vatandaşlara da hizmet verecek olan 10 üniteli merkez günlük ortalama 150 ila 200 hastaya cevap verebilecek. Sivas İl Özel İdaresi tüm bu çalışmaların yanında Şarkışla'da kültürel varlıklara yönelik faaliyetlere de ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda yıkılmaya yüz tutmuş konaklar ayağa kaldırılıyor. Şarkışlı ilçesinde bulunan 76 yıllık Mirza Mercan Konağı onarıma alınmasının ardından yeni yüzüyle hizmet verecek. Sivas İl Özel İdaresi'nin ilçelerdeki kültür varlıklarının tespit edilmesine yönelik çalışmaları sırasında Koruma Uygulama Denetim Bürosu'nun önerisiyle tescil edilen konak ilçenin kültürel değerleri arasında yer alıyor. İl Özel İdaresi'nin Sivas'ın kültürel varlıklarına sahip çıkmak için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, yok olmaya yüz tutmuş kentin en önemli mimari yapılarını kente kazandırdıklarını ifade etti. Sivas'a kavuştuk.